Merhaba sevgili arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Herkese merhaba. Evet, Aralık'tayız. Arkadaşlar. Şimdi burada sinek teli diyorum. Propolis tuzağı ile birleştirme yaptığım bir kovanım vardı. Anasız bir kovanım Adana'dan. Tabut kovandan, zayıf olan bir kovandan bir çıtalık arıyı birleştirmiştim. Anası da kırmızı boyalıydı arkadaşlar. Ben en son geldim. Birleştirmeyi yaptım. Anayı bir defa gördüm. Video yapayım dedim. Videoda gösteremedim. Aradan da bir 15 güne yakın bir zaman geçti birleştireli. 10 gün oldu rahat. Şimdi birlikte açacağız. Bakacağız. Ana arımız duruyor mu? Ne durumda? Kovan ne durumda? Fazla petekleri varsa alacağız. Evet, ayrıca arılarımda artık videolarımda görüyorsunuz. Arıcamite kullanıyorum. Varova için etkili. İçerisinde zararlı bir madde yok. Şeker, su, protein, mineral, vitaminler var. Bitkisel ekstrakler var. Yani bitkisel yağlar var anladığım kadarıyla. Bir de postbiyotik var. 2 mg şekilde tüm çerçevelerin aralarına, arıların üzerine sıkılarak uygulanır diyor. Yani direkt isterseniz çerçeve arasına, isterseniz petekleri kaldırıp arıların üzerine. Önce çalkalıyorsunuz güzelce. Şimdi bu kovanı açıyoruz arkadaşlar. Evet, arımızın yoğunluğu güzel. Ana arımızda vardır inşallah. Şöyle arıcamite üzerine püskürtüyorum. Evet, daha önce formik asit uyguladım Eylül-Ekim aylarında. Yaklaşık bir 3-4 doz uyguladım. Kovanlarımda aslında çok fazla varova yok. Ama bu ürünleri kullanmak istiyorum. Hem probiyotik kullanıp arıların daha sağlıklı hastalıklara karşı dirençli olması için. Şöyle kaldıracağız. Hem genel kontrol. Evet, bal durumu güzel. Şöyle arıcamite çalkalayıp arıların üzerine 1-2 fıs sıkıyoruz. Koyuyoruz. Bu kovanda ana arıyı görmek istiyorum. Ana arımız yavruya geçti mi? Çünkü uzun zaman anasız kaldı bu kovan. Evet, burada da nektar var. Anası bu boyalı kırmızı. Yani çıtada alınacak gibi gözükmüyor. Burada nektar var, arı var. Bakalım. Bu çıtayı kaldıralım. Ya Allah. Evet. Erkek gözleri var. Bakın burası komple erkek yapmış. Acaba yalancı mı oldu? Ana arısını görmüştüm ama yalancıya gitmiş de olabilir. Çünkü uzun süre anasız kaldı. Bakın komple erkek olmuş arkadaşlar. Evet. Bakacağız ana arı var mı içinde? Yoksa yalancıya gitmişse ona göre bir çözüm bulacağız. Yalancıdan kurtaracağız. Evet. Bayağı bir erkek gözü yapmışlar. Yalancı ana var kovanda. Çünkü bu mevsimde ana arı erkek yumurtası atmaz. Bakalım ana arımız var mı? Evet, burada kapalı yavru var. Yani bu kovanda kapalı yavru yoktu diye biliyorum ben. Çünkü anasız uzun zamandır. Bakın burada da kapalı yavrular var. Belki ana arı vardır, o önceden yalancıya dönmüştür. Ana arı varsa zaten kovanı düzene sokacaktır. Bakın burası da komple kapalı yavru. Hatta şurası anaya yumurta alanı açılmış. Normal yani. O çıta erkek ama bu çıta da normal. Bakalım, biz ana arıyı görmeye çalışacağız. Yani normal normal yavruları da var. Gözlük yapmamışlar. Yalancı erkek gözleri dolu.
Bu ikinci çıta da erkek gibi gözüküyor. Geçen hafta geldiğinde ana arıyı gördüm. Geziyordu kovanın içinde. Ama gördüğünüz gibi komple erkek olmuş arkadaşlar. Bakın. Burada komple erkek. Anayı kestiler mi acaba? Kırmızı boyalı bir anarımız vardı. Anayı göremezsek bunu hemen birleştireceğiz bir kovanla. Başka çaresi yok ya da başka bir çözüm. Yalancıdan kurtaracağız. Anayı göremedim burada da. Evet, kovan erkeklemiş, yalancılamış arkadaşlar. Komple erkek gördüğünüz gibi. Kasım ayının içinde yalancılayan bir kovan. Bakalım nasıl bir çözüm yaparız buna? Düşüneceğiz. Evet, ana arıyı burada da göremedik. Bir detaylı inceleyelim. Ana arı var mı? Allah. Yok mu? Evet, ana arı var arkadaşlar. Bakın ana burada. Evet, ana arı geziyor. Bu kovan üzerine biner. Anayı gördük son çıtada. Evet. Anası var. Kovan kendini düzene sokacaktır bence. Bakın ana arı burada. Kırmızı boyalı. Geziyor. Demek ki birleştirme yapmadan önce anasız kalmış ve o zamandan yalancı ana olmuş. Ama içerisinde ana var. Geziyor. Yavru düzeni de yavruya sokacaktır. Gayet güzel. Tamam, buna hiçbir şey yapmaya gerek yok. Bu kendini yalancıdan kurtarır. Buna tek yapacağım. Şurupluğu baş tarafa alacağız. Şurupluğu baş tarafa alacağız. Ve bu şekilde kapatacağız. Biraz bunun da çıta aralarına gelecek şekilde sıkıyorum. Evet. Buna da bu şekilde kovanı kapatacağım bu şekilde. Evet arkadaşlar, yalancıya giden bir kovan. Ana arısı da var. Kabullenmişler. Bu ana arı bu kovanı adam eder diye düşünüyorum. Sizlerin de yorumlarını bekliyorum. Kovan yalancıdan döner bence. Sizin de fikriniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Adana'dan herkese sevgiler, saygılar. Herkese hayırlı kışlatmalar diliyorum. Evet. Anasız kovanımıza birleştirdiğimiz ana arıyı gördük. Aynı zamanda yalancıladığını da gördük. Erkek yavru da çıkacak. Yani bir yandan da sıkıntı olmaz bence. Normale biner. Sadece biraz bu mevsimde erkek fazlalığı olur. O da anasız kovanlar olursa belki çitleşmede yardımcı olur. Başka yerde de olabilir. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.